Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. 1100 e-futbol parasına sıfırdan kadro oluşturduğumuz serimizin 3. bölümündeyiz arkadaşlar. Daha önce bu serimizle alakalı 2 tane video çekmiştik. Çok da eğlenceli olmuştu. Sıfırdan 1100 e-futbol parasına güzel kadrolar oluşturmuştuk. 3. defa deneyeceğiz. O kadar güzel kadro oluşturabileceğiz mi? Ya da daha iyi, daha güçlü bir kadro ortaya çıkacak mı? Bu serimizde şunu yapıyoruz. Sadece 1100 e-futbol parası harcıyoruz. 11 tane paket açılımı gerçekleştiriyoruz. Kim gelirse gelsin kadromuza yerleştiriyoruz. Kaleden santrafora kadar güzel bir kadro oluşturmaya çalışacağız. Burada önemli olan futbolcuları kendi pozisyonlarında kullanmak. En önemli yerde kale. Şimdi hiç kaleci gelmezse bir futbolcuyu kaleye çekmemiz lazım. Onu da hiç istemiyorum. Bir de istemediğim şey de şu. Birden fazla kaleci gelirse. Şimdi biz ikinci kaleciyi ne yapacağız? Hatta 3 tane falan kaleci gelse o kalecileri mecburen bir yerde oynatacağız. Maç oynarken de bu sefer sıkıntı oluşturabiliyor. Bundan önce hiç öyle bir şey yaşamadık. Sadece bir tane kaleci gelmişti. Ne birden fazla ne de sıfır kaleci. Bakalım bu sefer de kaleciden yana şansımız devam edecek mi? İlk iki bölümden çok daha güçlü bir kadro oluşturabileceğiz mi? Paket açılımı yapacağımız birden fazla paket bulunmakta. Player of the Week, Real Madrid Club Selection ile başlayalım istiyorum. Burada güzel futbolcular var. E-Football Championship Vol 3'ten de açalım. Şu 3 paketten açılım gerçekleştirelim. Yüksek seviyeli, herkesin kendi pozisyonunda oynadığı bir bölüm olacak mı? Nereden başlayalım? Real Madrid'den başlayalım. Burada güzel futbolcular var. Karim Benzema, kaleci Courtois. Şöyle içeriye girdiğimizde kim gelsin bu paketten? Benzema gelsin. Kaleci Courtois gelsin. Benzema'yı olmadı sağ açıkta da kullanabiliriz. Rüdiger çok yüksek seviyeli bir isim. Valverde gelirse birkaç farklı yerde oynatabiliyoruz. Birkaç farklı yerde oynatabileceğimiz futbolcular olursa işimize yarar. İşte mesela Asensio ortada sağda oynayabilir. Nacho'yu sol bekte, sağ bekte, stoperde kullanabiliriz. Nacho da çok işimize yarar aslında. 3 tane top açma hakkını burada bir değerlendirelim. Hangi bölgelere futbolcu çıkaracağız? Burada pozisyon çok önemli. Aynı pozisyona birden fazla isim çıkarmamak gerekiyor. İlk gelen futbolcu. Karim Benzema mı, Courtois mı? Bir de hiç kaleci çıkaramıyormuşuz bu bölümde. Yok, ikisi de gelmedi. 12 numaralı formasıyla çok güzel futbolcu çıkardık. Kamavinga. Orta sahaya Kamavinga geldi. Göbek futbolcusu. Şimdi Player of the Week'te geçen hafta gelen kartı sol bekte oynuyordu en yüksek haliyle. Zorlanırsak yine sol beke çekeriz. Biraz seviyesi düşse de işimize yarayacak. Dosta ve Göbek'te kullanabiliriz kendisini. İkinci paket açılımı. En çok da istediğim Benzema ile Courtois. Kadro gücümüzü de bayağı arttırırdı. Çok yüksek seviyeli isimler. İkinci isim hangi pozisyona gelecek? Şimdilik göbek ya da dost düşünebiliriz. Kamavinga. Orta sahibi isim çıkardık. İkinci gelen isim hangi pozisyon? Kaleci olmadı. 15 numara Nacho muydu acaba? Yok, Valverde. Çok iyi. Göbekte kullanırız, sağ açıkta kullanırız. Valverde de iyi oldu. Real Madrid'in iki orta saha futbolcusunu çıkardık. Joker futbolcu. Orta sahayı oluşturuyoruz. Bir kişi daha gelse zaten ben 4-2-1-3, 4-1-2-3, üçlü orta sahayla oynamaktayım. Orta saha. Bir de hep orta sahaya çıkarıyormuşuz oyuncu. Olmaz. Umarım öyle bir şey olmaz. Üçüncü isim. Hangi pozisyon? Şu ana kadar kaleci çıkaramadık. Aslında Kurta gelmedi. 11 numaralı formasıyla gelen isim Asensio geldi. Ofansif orta sahada kullanıyorum ben genelde Asensio'yu. Orta sahayı üçlemiş olduk. Sağ açık gelmezse oraya çekeriz. Ama önceliğim ofansif orta saha Asensio'da. Kenara hızlı futbolcuları çekmeyi daha çok seviyorum ben. Real Madrid'den 3 tane futbolcu geldi. Gelen futbolcular da farklı yerlerde oynayabilen futbolcular. Kamavinga'yı sol beke çekeriz. Bunları sağ açığa ya da orta sahada kullanabiliriz. Bu anlamda güzel. Şimdi Player of the Week'ten birazcık açalım arkadaşlar. Burada çok farklı pozisyonda oynayan futbolcular da yer alıyor. Hernandez gelse. Aman Valverde gelmesin. O çok kötü olur çünkü Valverde'yi az önce çıkardık. O zaman 10 kişilik kadro oluşturmuş oluruz. Evet, bu çok tehlikeli. Bu riske girmeye gerek var mı? Yok, biz önce şeyden açalım. Şimdi bir an endişe duymaya başladım. Valverde gelirse kadroyu oluşturamayız. Çünkü biz bu konseptte 11 tane oyuncu çıkarıyoruz ve kadro oluşturuyoruz. Doğru. Player of the Week'e sonra geçelim. O gerilimi en son yaşayalım biz. Şimdi buraya baktığımızda burada da güzel futbolcular var.
Biraz da buradan devam edelim. Dördüncü futbolcu kim olacak? Hiç savunmaya futbolcu çıkaramadık. Santrafor gelmedi. Bir sol açık aslında gönlümden geçen sondu Player of the Week'teki. İtalya. Kaleci gelir mi? Yok olmadı. Kaleci çıkaramadık. Roma takımına gittik. Hangi pozisyondan geliyor futbolcu? Spinazzola. Evet. Sol bek. Spinazzola'yı sağ bekte kullanabiliyor muyuz? Kullanabiliyoruz. Çok güzel oldu. Dizilişi değiştirecek olsak bile sol kanatta değerlendirebiliriz. Zorlanırsak sağda birçok yerde, solda, göbekte de kullanabiliriz. Biraz seviyesi düşse de oynayabilmekte. 5. paket açılımı tam karşımda Bastoni yer alıyor. Yanında Upamecano, kaleci Maignan. Şu üçlüyü çıkarsak süper olurdu. Gelir mi be? Bu üçlüden birisi çıkar mı? Sol bek tamam, orta saha tamam. Stoperler, sağ bek, kaleci. Hücumu bir şekilde hallederiz de. Savunmaya adam çıkarmamız lazım. İngiltere Ligi'ne gittik. Arsenal takımı. 10 numaralı formasıyla gelen isim bu genç futbolcu Smith Rowe. Evet, kullanırız Smith Rowe. İşimize yarar. Sol kanat orta alanda en yüksek haliyle oynayabiliyor mudur? Bir bakalım. Oyuncu ayrıntıları. Evet. Sağ kanat, sol kanat, ofansif orta saha. Olmadı. Biz Asensio'yu sağ açığa çekeriz. Bunu orta sahada kullanırız. Ya da dizilişi değiştireceğiz en son. Şu Bastoni'ye tıklasak taktik olsa. Güzel Descartes. Hücumcu defans. Ben çok kullanmam hücumcu defansı ama hazır böyle yüksek seviyeli gelmiş. Çıkarır mıyız? Aslında üçlü oynatsak işimize yarardı. Şampiyonlar Ligi'nde özellikle Bastoni çok iyi performans sergiledi. Harika uzun pasları vardı. Asist falan da yaptı hatta. O kadar övdük gelir mi? Ya Bastoni ya da kaleci çıkarmamız lazım. Hadi be kaleci. Olmadı. Inter takımına gittik bu arada. Kim acaba 95 numaralı formasıyla? Aa Bastoni 95 giyiyormuş. Çok iyi oldu. Yüzünden de tanıyamadım ama o kadar istedim bu adamı. Taktik de denedik ve sonunda geldi. Bu taktikte devam edelim. İstediklerimiz isme tıklayalım. Upamecano. Ya biz az önce ne yaptık? Özelliğe baktık mı? Hiç hatırlamıyorum ama şöyle bir aşağılara doğru gidelim. Tekrardan aşağı yapalım. Upamecano'yu görünce hep aklıma da Şampiyonlar Ligi'nde Haaland'la olan mücadeleleri aklıma geliyor. Aylarca çıkmaz. Yani bu Upamecano Haaland'ı bir gün ezerse anca o zaman herhalde unuturum. Haaland perişan etmişti Upamecano'yu. Hayatının en kötü maçlarından birini oynadı. Haaland'ı durduramadı bir de çok ezildi. O kadar şimdi biraz da övdük diyemeyeceğim ama yerin dibine koyduk adamı. Gelmez. İspanya Ligi. De Jong mu yoksa? Barcelona takımı yapar mıyız? Aa De Jong geliyor. Formasını tam hatırlamıyordum ama saçlardan yakaladık. Sarışın Barcelona'nın göbek futbolcusu De Jong'u çıkardık. Orta alanda da hiç ihtiyacımız yoktu. Harika bir orta sahamız oldu. Aa çok iyi. Biz bunu gerekirse stoperde kullanırız. Yapacak bir şey yok. Orada yüksek seviyeli de oynayabiliyor. Zorlanırsak geriye çekeceğiz. Bastoni'nin yanına. 4 tane hakkımız kaldı. Kaleci henüz çıkaramadık. İçeriye baktığımızda burada bir Maignan var. Başka kaleci yer almıyordu. Santrafor çıkaramadık. Sol açık çıkaramadık. Martial gelse sol açıkta da kullanırdık. Burada Ferran Torres de var. Aslında güzel olurdu. 4 tane hakkımız var. Bir tane daha buradan açalım arkadaşlar biz. Sonra bir Player of the Week yaparız. Sol açık ya da savunma. Santrafor da olur. Aslında sol kanat çıkardık. Doğru Smith Rowe. Tüh, 4 yıldızlı futbolcu geliyor. Bari savunmaya gelse. Aa bu sol bek olması lazım. Manchester United'ın sol bek futbolcusu mu? Evet, biz oraya Spinazzola'ya çıkardık. Onu sağ beke alırız. Tamam bizim bek işi halloldu arkadaşlar. Stoperleri de olmadı. Birini De Jong yaparız. Diğerini Bastoni. Orta sahamız da tamam. Ne eksik kaldı? Yani sol açığa futbolcu çıkarmamız lazım. Santrafor'a çıkarmamız lazım. Bir de kaleci. Şu ana kadar kaleci çıkaramadık. 3 tane hakkımız var. Şimdi buradan devam etsek kaleci çıkarma ihtimalimiz var. Ama bir heyecan yaşayalım mı? Şimdi Valverde'yi çıkarırsak kadroyu oluşturamıyoruz. O kadar futbolcu içerisinden bence Valverde'yi vermez. Ben öyle düşünüyorum. Gelmez Valverde. Kim gelsin Son gelsin. Sol açıkta kullanırız. Santrafor'a bile çeksek kullanırız. Hernandez stoper futbolcusu ama savunma bizde tamam. Burada iki tane kaleci vardı.
Şimdi kalecilerin seviyeleri düşük. İkisi de en aşağıda. Hani Meret gelebilir. Burada da bakıyorum da yok yok biz buradan açmayalım arkadaşlar. Çünkü santrafor yok içeride. En azından burada santrafor var. Hem de kaç tane santrafor vardı? Bir Lukaku var. Bakalım. Ferran Torres hücumda kullanırız sağda solda. Martial var. Gelirse sola da çekebiliriz. Ha burada da santrafor var. 3 tane santrafor var. Çıkarmamız lazım. Belki Lukaku gelebilir. Aslında Martial daha çok işimize yarardı. Birkaç farklı yerde oynayabilmekte. Ama kaleci çıkarmalıyız. Kalecisiz kadro olmaz. Şimdi kaleye kimi yerleştireceğiz kale gelmezse? Hadi be Menyan. Güzel de kaleci. Ben beğeniyorum Menyan'ı. Refleksleri iyi olan bir kaleci. Övdük. Gelir mi İtalya Ligi? 4 yıldızlı. İhtiyacımız olan bölgeye gelmesi lazım. Milan takımına gittik. Takımı da tutturduk ama ne yazık ki kalecisini çıkaramadık. Mesias çok iyi. Zorlanırsak kendisini santrafora çekeriz. Sol açıkta biraz seviyesi düşüyor ama olmadı orada da kullanacağız. Çünkü sağ açık bölgesinde çok fazla futbolcumuz var. Son 2 hakkımız kaldı. Buradan 6 tane oyuncu kadromuza kattık. Bir tane daha deneyelim. Ama en sonu Player of the Week'ten açalım. Oradan da açmak istiyorum ama. Hani Valverde gelmez herhalde. Kaleci çıkarmamız lazım. İtalya Ligi. Hadi be Menyan. Bu sefer olur mu? Kalecisiz kadro olmaz. Kaleci gelmedi. Savunmaya futbolcu çıkardık. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Stoper. De Jong'u orta alanda kullanacağız artık. Öyle görünmekte. Şu an son paket açılımı ve kalemiz yok. Benim de en korktuğum buydu. Ya hiç kaleci gelmemesi ya da birden fazla kaleci gelmesiydi. Şimdi burada 9 tane isim var ve bir tane kaleci. Çıkarabiliriz belki ama burada 19 tane isim var. 2 tane kaleci. İhtimaller birbirine çok yakın. Burada kaleciler aşağıda düşük seviyeli. Düşük seviyeli isim de verir mi? Buradan açalım. Valverde gelmesin de. Biraz riske girdik ama 19 futbolcu içerisinden de Valverde gelmez diyorum. Gelirse kadroyu oluşturamayız. 2 Valverde olur. Oh gelmedi. Valverde gelmedi. Kalecinin biri 4 yıldızlı olsa keşke. Yapma ya. Kaleci çıkaramadık. 11 tane paket açılımından bir tane bile kaleci gelmedi. Ne Courtois, ne Maignan, ne şurada 2 tane kaleci vardı. Gelmedi ama Paulinho en azından orijinal bir santraforumuz da var. Paulinho'yu sol açıkta kullanabiliyor muyuz? Bir bakalım. Hepsi de sağda oynuyor. Elimizde kaç tane futbolcu sağ açık futbolcusu oldu? GF şeklinde ama solda kullanabiliriz. Şimdi gelenlerden bir kadro oluşturacağız. İlk defa en korktuğum şey başıma geldi. Kaleci çıkaramadık. Şimdi gelenlerden bir kadro oluştursak. Önce bir kendi orijinal pozisyonlarını yerleştirelim. Stoper. Sağ açık. Sol bek. Burada sol kanatımız var. Sağ açık. Göbek. Burada diğer göbek Valverde. Hatta göbek olarak ayarlayabiliriz. Sağ açık Asensio. Sol bek Spinazzola'yı hadi sağ beke çektik. Bu Manchester United'ın sol beki sağ bekte düşmekte. Stoper. Ah be Smith Rowe, sen keşke gelmeseydin. Şimdi bu sol kanat futbolcumuzu sol açığa yerleştirdiğimizde biraz seviyesi düşmekte. Mesias'ı GF şeklinde sola da alabiliriz. O da tercihlerden biri olur. Santrafor ve kaleci. Şimdi kaleye de bu adamımızı... Ah yedeklerde De Jong varmış normal kartı. Onu bir çıkaralım. Değiştirdik. Şimdi göbeğe de şöyle bir şey çektik. Şimdi elimizde en yüksek kalede oynayabilen kim var? Mesela Smith Rowe. O bayağı düşükmüş. Şu stoperimiz 66. De yok oynasın. Tecrübeli de değil. Genç futbolcu ama yetenekli bir isim. Şimdi ne yapalım? Aslında burada da oynayabiliyor Asensio. Çok iyi. Sol açıkta, sağ açıkta. Güzel. Bir kaleci çıkarsaydık biz çok güzel kadro oluşturmuştuk. Herkes yine kendi orijinal pozisyonunda oynuyordu.
Tek sıkıntı kaleci. Diğer iki bölümde de böyle olmuştu. Bir pozisyonda sıkıntı yaşamıştık. Bu sefer de öyle oldu. Ama en önemli pozisyonda sıkıntı yaşadık. Korktuğum başıma geldi. Evet, en sonunda bunu da yaşadık. Yaşayacaktık. Bugün elbet böyle bir şey olacaktı. Ya birden fazla kaleci çıkacaktı ya da hiç kaleci gelmeyecekti. Birden fazla kaleci çıkmasını daha çok isterdim. En azından ikinci kaleciyi sağda bir yere yerleştirir. Stopere falan yerleştirmezdim. Çünkü hata yaparsa telafisi zor olur. Orta alana falan koyardım. Kaleden biraz uzak dururdu o ikinci kalecimiz. Maç içerisinde bir şekilde idare ederdik. Ama şimdi şu kadroyla, evet bu kadroyla biz yine maç oynayacağız. Ama işimiz zor olacak. Evet, De Jong kalede. Şut çektirmemeye çalışacağız. Sadece 1100 futbol parası harcayarak 11 tane gelen futbolcuyla kadro oluşturduğumuz serimizin 3. bölümünde güzel bir kadro çıktı ama ne yazık ki kalecisiz bir kadro oldu. En kötü kadromuz bu oldu. Evet, ilk 2 bölümde en azından böyle bir sıkıntı yaşamamıştık. Umarım video izlerken sizler de keyif alırsınız arkadaşlar. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşça kalın.